Dünyanın en ilginç fabrikası. Bugün dünyamızda birbirinden farklı binlerce fabrika vardır. Acaba bunlardan en ilginç ve en değerli olanı hangisidir? Hemen aklımıza gelişmiş ülkelerdeki fabrikalar gelir. Fakat vücudumuz gelmez. Halbuki dünyanın en ilginç ve en harika fabrikası bizim vücudumuzdaki sindirim sistemimiz ve özellikle de midemizdir. Giriş ve çıkışındaki kontrollü kapaklar, fiziksel ve kimyasal ayrıştırma ve öğütme sistemiyle hem bir makina hem de bir kimya laboratuvarıdır. Üretilen hidroklorik asit ve pepsinler mikropları öldürür. Besinleri parçalar fakat etten yapılmış mide ve bağırsaklarımıza zarar vermez. Çünkü hem midenin hem de ince bağırsağın iç yüzeyi mukus denilen özel bir koruyucu madde ile kaplanmıştır. Midemiz 3 katlı kaslar, elektrik iletim ve uyarı sistemi ve düzenli ritmik hareketleriyle sürekli çalışan bir biyoenerji santralidir. Biz biliyoruz ki en basit bir fabrikanın bile bir mühendisi vardır. Bu kadar hikmetli ve ileri teknolojiyle çalıştırılan sindirim sistemimizi ve organları hangi sebebe verebiliriz? Bu harika işler tesadüfen veya kendi kendine oluyor diyebilir miyiz? Öyleyse kimdir bu ilim ve irade gerektiren sistemleri ve organları yapıp işleten? Her gün 3 öğün yemek yer, çeşit çeşit meşrubat içeriz. Yediğimiz besinler hemen maceralı bir yolculuğa çıkar. Ağızdan yemek borusuna, oradan mide ve bağırsaklara gidip kan yoluyla doku ve hücrelerimize yetiştirilirler. Hiçbiri gideceği yeri şaşmaz. Kalsiyum kemiklere, fosfor beyne giderken onlarca vitamin bütün vücudumuza dağılırlar. Bu sistem deneme yanılma olmadan ilk insandan bu yana işletilir. Bir yandan farklı tat ve renkte yaratılan zevkle yediğimiz gıdalar, diğer yanda bunlardan vücudumuza ve organlarımıza gelen enerji ve vitaminler. Acaba bütün bunları görüp bu nimetleri vereni düşünmemek, ona teşekkür etmemek mümkün müdür? Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız saymakla bitiremezsiniz. Nahl Suresi 18. ayet.